Evet, ben Mehmet Doğan'la eşimi kaybettim. Ablamı, kardeşimi, çocuklarımı. İşte ondan sonra bu kaynımın çocukları, İsmail Dadaloğlu çocuklarıyla, onlar işte yardımıyla çıktım. Köy için girişinde 3 katlı evim, yarım kat kaldı. Kardeşimin hanımı, kızı, amcam, eşim, ablam bir arada öldük. Ailede 5 kişi öldü. Depremde de mezarlıkta bir seher çadır kurduk. Köyün hepsi çadırda, sandalyede, sabaha kadar 3-5 gün öyle sandalyede oturduk. Soba yaktık gençler. Onların sayesinden orada kaldık, sabahladık. Buradaki çadırlarda köy gençleri kendi güçleriyle köylü kurdu. Hiçbir devlet falan işte artık yetiştiremedi. Saha geniş olunca kimleri ulaşamadılar. Saat 4'ten sanki bomba attılar bize. Biz ama ben yatarken böyle kalktım. Şu kadar hafet üstümdeydi. Yağmur yağıyordu. Kocam daha benden diri çıktı. O dedi sen nasıl oldun, nasıl olmadın? Ben dedim sen bir yolu bulursak çık. Dışarıdan ses geliyor, bizim ses onlara gitmiyor. Ben 4 saat harfatın içindeydim, ayaklarım böyle oldu. Yarım köylü gene geldi bizi çıkarttı. Ben Meyrem Dadaloğlu'yum. Ben 80 yaşındayım. Bizi o yağmurdan, yaştan beni 2 şarpayla ceme getirdiler. Baktım ki 4 yerden ateş yakıyorlar. Kalanlar oraya yani kim sağ çıkmış, kim ölmüş. 8 kişi köyümüzden öldü. Ben onlara çağırıyorum. Ben diyorum ki onlar sağ. Benim evim çürük. Benim evim düşmüş. Demek ki herkesin evi. Gene şu cemin kıyırına. Burada soba vardı. 2 soba kurdular. Yani hükümet hiç bize bakmadı. Hükümet ne zaman geldi? Hiç de gelmedi. Bizim çocuklar kurdu. Gençlerimiz kurdu. Saat 4'te bu deprem oldu. Biz şaşırdık ki ne yapacağız? Deprem bile bir deprem değil. Beşik gibi salladı. Ara vermeden. Bütün her taraf yıkıldı. Zor bela kendimizi sabaha karşı dışarı atabildik. Ancak çıkabildik. Ondan sonra çadırları buraya Cem Evi'nin önüne kurduk. Herkes iki kişi bir çadıra, iki aile bir çadıra, iki aile bir çadıra. Böylece yaşamımızı devam ettiriyoruz. Ama durumumuz budur yani. Devletten bekliyoruz ama devlet hiç bize ilgilendiği yok. 5-6 tane gencimiz var. Artık tabii biz de yaşlandık, genç sayılmayız da. Ortalık biraz aydınlandıktan sonra yaşayan insanları kendi imkanlarımıza balyozla işte şeylerle 5 tanesini öyle kurtardık yani yaşayanları. 5 tane de tamamen yıkık altındaydı. Zaten o deprem esnasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Onları da özel firmalar para ödenerek gelip oradaki cenazelerimizi aldık ve gömdük. Definçide köylü de kendisi yapacak. Herhangi başka kimse yok. Sabah biz burada toplandık. Cem evimizin kapısında. Kar ve yağmur yağıyordu. Öğlenden sonra da orada bizim bir arkadaşımız, köylümüz orada bir çatı yapmıştı. Bir 20-30 metre uzunluğunda, 6-7 metre genişliğinde. Orada da o çatının etrafına brandalar sererek 2 tane de büyük sobamız vardı Cem evinde. Onları götürdük, orada kurduk. Vatandaş orada 8 gün, yaklaşık bir 9 gün kadar sandalyelerde, işte battaniyelere sarılarak orada yaşamımızı sürdürdük. Yok, kaymakamlık falan buraya kesinlikle şey gelmedi. Sonra da işte ufak tefek çadırlar bazen sağ olsun burada bizi tanıyan askeri jandarma ufak tefek yardımlar gönderdiler. Genellikle gönderilen yardımlar hep yurt dışında vatandaşlarımızın aracılığıyla çoğu geldi. Şey olsun, komanya olsun, işte bu gıda maddesi falan olsun. Ha, çok ufak şekilde de belediyelerin veyahut da bilmiyorum gönüllerin göndermiş olduğu şeyler. Yani birebir ya kaymakamlığın, valinin buralara gönderdiği bir şey yok.